İki dakika söz veriyor. Arkadaşlar, özellikle sözlerimin çarpıtılarak farklı bir şekilde algı oluşturmaya çalıştığını belirtmek istiyorum. Şunun için, bakın şunun için, ben konuşmamın içerisinde dedim ki, biz yolsuzluk yapanları asla desteklemediğimizi, hiçbir milletvekili arkadaşım da bu grubumda desteklemeyeceklerini, Sayın Başbakanımızın sözlerinin de yolsuzluk yapanın karşısında olduğunu, öz evladım dahi olsa evlatlıktan reddederim şeklinde kesin ve net bir şekilde belirtildi. Bu bir. İkinci söylemem şu. Biraz evvel arkadaşlarımız da söyledi. Hukuk fakültesine gittiğimizde ilk öğretilen konulardan bir tanesi şudur. Masumiyet karinesi. Herkes suçu ispat edilinceye kadar yargılama yapılırken masumiyet karinesinden yararlanılır. Ve dolayısıyla burada hiç kimsenin yargılaması yapılmadan, yargısız infazla masumiyet karinesi ihlal edilmek suretiyle suçlanması doğru değildir. Ve tekrar ve tekrar, benim hiçbir konuda isyanım yok. Yolsuzlukların her zaman karşısındayız. Bir tane garip gurebanın, yetimin hakkını kimseye yedirmemek konusunda kararlılığımız belli. Ama siz olaylar olmuş, yargılama yapılmış gibi konuşuyorsunuz. İşte bu konuda bir algı yönetimi yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum.